Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün geçen ay başladığım ve bu ay ve genel olarak yıl boyunca devam ettirmeye kendime söz verdiğim favorilerim videosuna devam ediyorum, favorilerim serisine. Ve Şubat bitti, o yüzden de Şubat favorilerimi çekeceğim bugün. Lafı çok uzatmadan Şubat favorilerime geçeyim. Öncelikle en sevdiğim filmlerden başlayacağım. Ve bu ay çok güzel filmler izledim. Ama beni en çok etkileyen iki tanesi oldu. Biri Before Sunset. Ben harbi malım. Ben harbi malım. Ben daha Before Sunset'i izlemedim. Ben Before Sunrise'i izledim. Saçım iğrenç. Ben Before Sunrise'i izledim. Onların ya Before Midnight dışındaki ikisini ikide bir karıştırıyorum. Ve burada gerizekalı bir Before Sunset diyorum hep. O yüzden Before Sunrise'i izledim. Üçlemenin daha ilkini de izledim. Before Sunrise'den bahsediyorum. Teşekkürler. Gerizekalı Zeynep. Aptal Zeynep. Neyse. Hani ben niye daha önce izlemedim hiçbir fikrim yok. Çünkü seveceğimden emindim ama bu kadar seveceğimden emin değildim. Ve gerçekten çok beğendim. Çok güzeldi. Ya peri masalı gibiydi gerçekten ve o kadar güzeldi ki anlatamam. Ve hani ah... Before Sunset şunu anlatıyor eğer hala izlemediyseniz. Bir Celine var, bir de Jesse var. Bunlar trenle tanışıyorlar. Viyana'ya giden bir tren. Aslında Viyana'ya gitmiyordu galiba. Paris'e gidiyordu da yine Viyana'ya giderken tanışıyorlar. Neyse, Jesse işte şey yap diyor ki ben Viyana'da ineceğim. Benimle gelmek ister misin? Bir akşam takılırız diyor. Ve Celine de kabul ediyor. Ve bir akşam boyunca Viyana'da dolaşıyorlar. Ve çok romantik bir filmdi. Ve bunu 14 Şubat'ta izledim. Acaba aşka hala inanıyor muyum bilmiyorum ama bilmiyorum. Çok romantikti. Konuşmalar o kadar doğaldı ki. Ethan Hawke'u çok seviyorum. Julie Delpy'nin ilk izlediğim filmiydi ama kadın o kadar güzel ki. Yani bilmiyorum, ağzım açık kaldı izlerken. O kadar mükemmeldi ki. Peri masalı gibi bir filmdi ve çok güzeldi ve çok beğendim. Aynı zamanda bir sonraki filmim de, şimdi anlatacağım film de buna bence benziyordu Before Sunset'e. Çünkü filmde bir yabancıyla bir şehirde dolaşıyorlar yine. Before Sunset gibi. Ama film daha önce... Bir sonraki bahsedeceğim film Roman Holiday. Audrey Hepburn'un ilk filmi. Ve çok güzeldi. Roman Holiday gerçekten çok 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 güzeldi. Roman Holiday'e o kadar beğendim ki şu an benim Letterboxd'de ilk en favori 4 filmim arasında. Değiştirdim yani listemi. Roman Holiday'e bayıldım. Roman Holiday şunu anlatıyor. Bir tane Princess Anne diye bir kadın var ve Avrupa'yı dolaşıyor. Princess Anne ve işte takımı Roma'da duruyorlar ve işte çok dolu bir günle uyanmayı bekliyorlar. Hani Princess Anne uyuyamıyor falan filan. O yüzden ona ilaç veriyorlar. Ama Anne kaçmaya karar veriyor. Doktorun verdiği uyku ilaçlarından ötürü Roma sokaklarında uyuyakalıyor prenses. Ve prensesi kim buluyor? Joe Bradley buluyor, bir tane gazeteci. Onlar bir gün geçiriyorlar böyle, Roma'yı dolaşıyorlar. Joe'nun aklında aslında şey var, nedir onun ismi? Prenses Anne'ye işte hani fotoğraflayalım, onunla bir gün geçirelim, gazeteye güzel malzeme olsun diye. Öyle bir gün geçiriyorlar ama romantik bir film. Bilmiyorum. Roman Holiday'i ben çok beğendim ve Before Sunset'le çok benzettim. Hani en sonunda hiç tanımadıkları bir şehri böyle dolaşıyorlar ve çok güzeldi. Çok romantikti. Ve Audrey Hepburn çok güzel. Audrey Hepburn'e laf ettirmem yani. Audrey Hepburn çok güzel bir kadın. Hem oyuncu olarak hem insan olarak yani kadın çok güzel bir kadın ve bilmiyorum, ben Roman Holiday'i çok beğendim. 5 üzerinden 5 ikisi de bu arada. Evet, şimdi en sevdiğim dizilere geçeceğim. Bu ay sadece bir tane diziyi bitirebildim. O da Modern Love diye bir dizi. Modern Love'ı çok beğendim. Modern Love şunu anlatıyor. Böyle 6 veya 7 bölümü falan var dizinin. Bir sezon zaten. Ve her bölümde New York'ta bir tane aşk yaşayan değil de aşkla alakalı hikayeler anlatıyor. Annelik aşkı da olabilir veya direkt sevgililiyle olan aşk da olabilir. Neyse işte Dev Patel oynuyor. Dev Patel. Sherlock'taki Moriarty oynuyordu. Evet, bu da vardı. Neyse yani. Böyle her bölümünü çok çok beğenmedim. Ama bir tane Anne Hathaway'in oynadığı bir bölüm vardı. Kız bipolar bir kadını oynuyordu. Anne Hathaway. Ve o bölüm inanılmaz bir bölümdü. Çok beğendim onu da. Genel olarak çok çok güzel bir diziydi. Kesinlikle öneririm. Hatta o kadar çok beğendim ki diziyi. Ben sonrasında üçüncü segmentimize geçiyoruz videonun. Gittim kitabını aldım ve kitabını okudum Modern Love'ın. Ve çok çok beğendim bunu da aynı şekilde. Yine dizideki gibi bölümler farklı hikayelerle oluşuyor. Ve çok çok beğendim. Bu çok güzel bir kitaptı. Zaten bunu ben okuldaki Türkçe dersim için okuyacağım kitap olarak seçmiştim. Denk geldi yani. Güzel oldu denk gelmesi. Bunu okudum ve bunun hakkında yazı yazdım ve çok güzeldi genel olarak. Eğer şu sıralar böyle çok uzun kitap okumak gibi bir ihtiyacınız yoksa bunu kesinlikle öneririm. Çünkü hani içerisinde sadece hikayeler var. Hani bir hikaye beğenmediyseniz öbürüne geçebilirsiniz direkt. Modern Love'ı öneririm Daniel Jones'tan. Ardından bu ayki ikinci beğendiğim kitap ise Aristo ve Dante Erin'in sırlarını keşfediyor.
Kitap çok güzeldi. Bu kitap çok güzeldi. Şunları anlatıyor. Oh! Bu kitap şunu anlatıyor. 80'lerdeyiz galiba veya 80'lerdeyiz galiba. 60'lar da olabilir ama hani şu an modern zamanda değiliz. Ve Aristo, yani daha doğrusu Ari ve Dante havuzda karşılaşıyorlar. Bu hani Amerika'da şeyler oluyor ya hani halka açık havuzlar. Orada tanışıyorlar. İkisi de çok böyle sosyal insanlar değil. O yüzden çok çok yakın arkadaş oluyorlar. Ve onların macerasını anlatıyor. Onların bir senesini anlatıyor gibi bir şey. Yazlarını anlatıyor. Sonrasında okul zamanlarını anlatıyor. Sonrasında tekrardan öbür yaza geçiyor. Yani tam bir yıllarını anlatıyor gibi bir durum var. Ve çok güzeldi. Çok çok güzeldi. Çok beğendim bunu. Hiç sıkılmadan okudum. Bu değişik bir şeydi. Çünkü hani bir süre sonra iki tane erkek çocuğu hakkında ne okumak isteyebilirsin gibi düşünüyorsun ama bilmiyorum. Ben çok beğendim ve çok güzeldi. Çok çok güzel şeyler vardı içerisinde. Hani her insanın relate, her insanın kendini yakın görebileceği karakterler vardı. Yani Aristo'da kendinizi göremiyorsunuz, Dante'de görüyorsunuz. Dante'de kendinizi göremiyorsanız Aristo'da görüyorsunuz. Çok güzeldi ve çok beğendim. Bunun çok bilinen bir kitap olduğunu zannetmiyorum. O yüzden bunu kesinlikle öneririm. Bence çok güzel bir kitaptı. Evet. Ve bu ayki son kitabım da daha öncesinde okuduğum bir kitaptı. Açıklayacağım şimdi. Fangirl, Rainbow Rowell'dan Fangirl'ı okudum tekrardan. Bu benim en sevdiğim kitaplardan biri. Hala da öyle. Ama şunu açıklamak istiyorum. Şimdi ben 8. sınıftayken bunu okumuştum ve ana karakter Kate'e demiştim ki bu ben. Bu ben. Eğer bir kitap karakteri olsaydım Kate olurdum diyordum. 8. sınıfta. Ama Kate'i açıklamam gerekirse kızın üniversitedeki ilk senesi, hiç arkadaşı yok. Odasından dışarı çıkmıyor. Kat şu anki ben. Kat 8. sınıftaki ben değil. Kat'e kendimi yakın görüyorum demem 8. sınıfta yalan. Kat'e ben şu an kendimi yakın görüyorum. Tek eksiğim bir Levi. Tek eksiğim bir Levi yani. Onun dışında her şeyimiz aynı. Odadan çıkmıyorum. Üniversitede hiç arkadaşım yok. Ve fanfiction yazıyorum. Evet. Fangirl hala favorilerim arasında. Rainbow Rowell'ın bu kitabını çok çok seviyorum. Ah. Evet, şimdi şarkılara geçelim. Bir önceki videomdaki gibi burada sadece hani şarkıların bazı kısımlarını yayınlayacağım çünkü telif hakkı. Eğer beni takip etmek isterseniz çünkü bunların hepsi bu şarkıların güncel Spotify listemde olacak. Oradan da şarkıların bütününü dinleyebilirsiniz ama ben burada şimdi küçük küçük kısımlarını paylaşacağım sizlerle. Şarkılar da bu kadardı. Dediğim gibi benim playlistimden hepsini bulabilirsiniz. Tamamını dinleyebilirsiniz. Ama dinlemezseniz de sıkıntı değil. Ve videonun son segmentinde ise en sevdiğim diğer şeylerden bahsedeceğim. Bunları kategorize edemediğim için bu hepsi bir yerde. Öncelikle şunu geliyorum bir saniye. Şimdi tam olarak dükkanın ismi nasıl okunuyor en ufak bir fikrim yok ama Muse Over veya Muse Over bilmiyorum. Öyle bir tane vintage, ikinci el kıyafet satan bir Instagram dükkanı var ve oradan ilk alışverişimi yaptım ve şöyle bir çanta aldım. Evet yine çanta gösteriyorum. Arkadaşlar benim küçüklüğümden beri çantaları olan bir bağımlılığım var. Farklı farklı olanlar var. İşte bir bez çantalara takıyorum, bir böyle çantalara takıyorum. Ve bunun da farkındayım. Herhalde kafam kadar ve içine de hiçbir şey sığmayacak ama çok güzel. Şimdi bana çirkin deyin buna. Değil, çirkin değil. Gayet güzel. Sadece içine sadece telefonumu sığdıracağım. Evet. Ama yine de çok güzel. Bu çantayı çok seviyorum. Evet ve bu ayki son favori şeyim ise artistik patinaj videoları. Şimdi 2018'de arkadaşlarım işte bu kış olimpiyatları ilk başladığı zaman, hani ilk başladığı zaman değil, kış olimpiyatları olduğu sırada arkadaşlarım böyle deli gibi izliyorlardı videoları. Ben de hani tabii ki de çok güzel bir spor ama hani olayını anlamıyordum.
Ama şu an anlıyorum. Ve artistik patinaj ve buz pateni işte artık tam ismini bilmiyorum. Hani ikisini de diyorum ama inanılmaz bir sektör. İnanılmaz bir spor sektörü. İçinde olan dramalar, insanların yaşadıkları şeyler. Hani insanların ilk başlangıcı herhalde Tessa ve Scott'la oluyor. Ben de onlarla başladım. Tessa ve Scott videoları falan izliyordum ilk başta. Sonrasında Yuna Kim diye bir kadın vardı. Onun videolarını izlemeye başladım. O da çok güzeldi. Mesela 2014'te Sochi'de o kadının ikinci olmasına falan millet delirmiş. Nasıl ikinci, nasıl birinci değil falan filan diye. Sonrasında ise Team Tut Belitze. Bu bahsettiğim takım Rus buz pateni, hani milli buz pateni takımı neyse. Ve başındaki kadın Eteri Tut Belitze. Eteri Tut Belitze kadar korktuğum bir kadın yok galiba. Daha öncesinde Dance Moms'ı biliyorsanız... Abby Lee Miller diye bir hani baş öğretmenleri var ya onların. O noktadaydı. Şu an Eteri Tut Belitze onu da geçti. Yani Eteri Tut Belitze Abby Lee Miller'ın Rus hali ve daha kötüsü. Çok daha kötüsü. O kadar büyük baskılar uyguluyormuş ki öğrencilerine. Hani çoğu böyle 18-19 yaşlarında emekli olmak zorunda kalıyorlarmış spordan. İzlediğim videolar ne kadar doğrudur bilmem ama beni o kadar korkuttu ki Rusya buz pateni milli takımı beni korkutuyor. Team Tut Belitze. Ya şöyle bir şey daha var. Hani içerisindeki dramalar. Bir sürü drama var. O kadar drama var ki bütün ay boyunca bunların dramalarını izledim. O kadar büyük dramalar ki hani gerçekten gerçek olduğuna inanamıyorsun ama gerçek ve korkutucu bu bence bayağı. Alina ile Evgenia. Alina ile Evgenia'nın şeyi draması, bütün draması çok korkunç ve yani ben 2 yıl geriden geliyorum ama yine de çok çok korkunç ve hala devam ediyor olması da çok korkunç bence. Eteri Tut Belitze beni çok korkutuyor. Bu videoda hem Dance Moms izlediğimi hem Rus buz pateninin koçlarından korktum ve çanta bağımlılığım olduğunu hem de hiç arkadaşım olmadığını açıkladım. Merhaba Zeynep, tanıştığımıza memnun oldum. Evet, bugünlük videom bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmişseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Geçen hafta paylaştığım Supernatural videosunu izlemediyseniz şuradan... Değil mi? Evet, şuradan izleyebilirsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Her hafta yeni video paylaşmaya çalışıyorum. Evet, Şubat bitti. Mart'ta görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye bye.